kırmızı et alerjisi nadir görülen bir alerji türüdür. Kurban bayramınız zehir olmasın. Çünkü herkes kırmızı et tüketeceği için kırmızı et alerjisinin belirtilerinin de bilinmesinde fayda var. Et alerjisi sıklığı ne kadar? Ne kadar sıklıkta görülüyor? Et alerjisi nadir görülen bir alerji tipidir. Çünkü genelde etleri pişirerek yediğimiz için pişmeyle alerji ünitesi kaybolmaktadır veya azalmaktadır. Bu sebepten dolayı da az görülür. Besin alerjisi olan çocukların %3 ila 15'inde, yetişkinlerin de %3'ünde kırmızı et alerjisi görülebilmektedir. Özellikle çocuklarda inek sütü alerjisi varsa %20'sinde bu kırmızı ete karşı bir hassasiyet görülebilmektedir. Kırmızı et alerjisi bakımından kimler risk altında? Özellikle egzaması olanlar ve besin alerjisi olanlar risk altında. Aynı zamanda kan grubu A olan, sıfır olanlarda daha fazla görüldüğü bildirilmektedir. Özellikle çocuklarda inek sütü alerjisi varsa bunlarda tabii ki 5 kişiden birinde bu kırmızı et alerjisi görülebilmektedir. Bir de kene, ısıran çocuklarda ve yetişkinlerde de daha fazla kırmızı et alerjisi görülür. Çünkü bu hayvanların etlerinde ve organlarında özellikle kan grubu alerjeni olan alfa-gal alerjeni vardır. Keneler bu hayvanları ısırdıktan sonra insanları da ısırınca buradaki alerjenler bakımından insanlar da duyarlı hale geliyor, hassaslaşıyor. Bu sebepten dolayı ette de bulunan bu alfa-gal alerjeni olduğu için eti almayla birlikte alerjik reaksiyon gelişebilir. Onun için kene ısırması olanlarda kırmızı et alerjisi daha fazla görülmektedir. Bir de jelatin alerjisi olanlarda yine kırmızı et alerjisi görülebilir. Çünkü jelatinlerde de alfa-gal alerjeni bulunmaktadır. Et alerjisine neden olan proteinler nelerdir? Özellikle et alerjisine neden olan alerjenler albümin ve immünoglobulin dediğimiz proteinler vardır. Bunlar ette bulunurlar ve aynı zamanda sütlerde de bulunur. Onun için süt alerjisi olanlara daha fazla kırmızı et alerjisinin olması bu sebepten dolayıdır. İkisi birbirine benzediği için reaksiyona neden olmaktadır. Genelde bu alerjenler ısınmaya karşı, yani iyi pişmeye karşı duyarlıdır. Onun için iyi pişirildiği zaman alerji ünitesi azalır veya kaybolur. Bunun dışında bir diğer alerjen de alfa-gal alerjenidir. Özellikle bu hayvanların etlerinde, organlarında bulunan bir alerjendir. Ve memeli hayvanların kan grubu alerjenidir aslında. Keneler bu hayvanları ısırarak kanlarını emdiği için bu alerjenleri alırlar keneler ve insanları da ısırınca bu alerjenlere karşı insanlar duyarlanma geliştirir ve ette de bulunduğu için etin alınmasıyla birlikte bir reaksiyon oluşturur. Bu sebepten dolayı alfa-gal alerjeni de et alerjisinin nedenlerinden bir tanesidir. Kırmızı et alerjisi nasıl gelişiyor? Tabii ki bunun için duyarlanma gerekiyor. Özellikle sütte bulunan alerjenler ile ette bulunan alerjenler birbirine benzediği için süt alerjisi olanlarda benzerlikten dolayı et alerjisi gelişebiliyor. Aynı zamanda alfa-gal alerjenine karşı duyarlanma gelişmişse, yani bir kene ısırmışsa bir insanı, o da yine aynı şekilde ete karşı alerji gelişmesine neden olabiliyor. Bir diğer neden de özellikle kediye karşı alerjisi olanlarda alerji geliştiği zaman bu kedinin alerjeni ile domuz etinin alerjeni çapraz reaksiyon gösteriyor. Onun için bakıyorsunuz kedi alerjiniz var, hapşırıyorsunuz, burnunuz kaşınıyor. Domuz eti yenmesiyle birlikte alerjik reaksiyonlar gelişiyor. İşte bu kedi alerjeni içindeki bileşen ile domuz etindeki alerjenlerin çapraz reaksiyonundan oluşuyor. Ve bu domuz et alerjisi olanlarda yine çapraz reaksiyonla kırmızı et alerjisi bir miktar görülebilmektedir. Bu kırmızı et alerjisinin belirtileri neler? Belirtilere baktığımız zaman iki tip belirti oluyor. Bir, erken alerjik belirtiler. Bunlar daha çok immünoglobulin E'ye bağlı alerjilerdir. Bir de daha geç ortaya çıkan belirtiler vardır. Bunlar da non-IgE dediğimiz gizli alerjiye bağlı olabilmektedir.
İmmünoglobulin E'ye bağlı alerjiler, bu kırmızı et alerjisi daha çok içindeki albümin immünoglobulin gibi protein alerjenlerine karşı bir hassaslaşma varsa görülür ve genellikle ilk 2 saat içinde ortaya çıkabilmektedir ve kendisini pürdeşen, kaşınma, kızarma, bulantı, kusma, bazen de alerjik nezle belirtileri ve astım belirtileriyle kendini göstermemektedir. Ama daha çok vücutta kaşıntı, kızarıklık ile cilt belirtileriyle kendini gösterir. Bu belirtiler ortaya çıkar. Bunun dışında bazen de alfa gal alerjisi, yani kene ısırmasına bağlı eğer bir duyarlanma olmuşsa ve et alımından sonra genellikle erken değil de 3 ila 6 saat sonra bu alerji belirtileri ortaya çıkmaktadır. Bunun sebebi de alfa gal alerjinin bir protein değil karbonhidrattır. Bunun alerjik hale gelebilmesi için bir yağ veya bir proteine birleşerek etkilemesi gerekmektedir. Yani birazcık zamana ihtiyacı vardır. Onun için et yedik 1-2 saat içinde bir şey olmadı diye hemen sevinmeyin. Yattıktan sonra eğer 3-6 saat, yani yemekten sonra 3-6 saat geçmiş ve ciddi şekilde vücudunuzda kaşınma, kızarma, mide bulantısı, kusma gibi belirtiler olmuşsa bu alfa gal alerjine bağlı bir kırmızı et alerjisi olabilir. Bazen de gizli alerji dediğimiz tablolar oluyor. Örneğin bulantı, kusma, yutma güçlüğü ile kendini gösteren bir ezonofilik özofajit, yani yemek borusunun alerjik bir reaksiyonu olabiliyor. Bazen de bu et içindeki proteinlere bağlı enterokoli sendromu dediğimiz bir tablo oluyor ki et tüketiminden sonra 3-4 saat sonra ciddi bulantı, kusma ve ishal şeklinde ani bir sıvı kaybı oluyor ve bakıyorsunuz bir anda halsizleşiyorsunuz. İşte buna biz besin proteinine bağlı enterokolit sendromu diyoruz. Yani bu belirtiler görülebiliyor. Sonuç olarak et alımından sonra ciltte kaşıntı, pürdeşen gibi belirtiler görülebilmekle birlikte bazen tansiyonda düşme, bayılma şeklinde alerjik şok belirtileri, alerjik nezle, astım belirtileri ortaya çıkabilmektedir. Bazen de yutma güçlüğü, kusma ve ishal ve sıvı kaybı gibi ezinofilik özofajit ve besin proteinine bağlı enterokolit sendromunun belirtilerini gösterebilmektedir. Kırmızı ete bağlı çapraz reaksiyon nelerdir? Kırmızı etin içindeki alerjenler sütün içindeki alerjenlerle benzerdir. Onun için kırmızı et alerjisi olanlarda bazen süt ürünlerine de alerjik gelişebiliyor. Fakat genelde sütün içindeki alerjenler ısıya hassas olduğu için pişmeyle genelde kayboluyor. Onun için genelde et alerjisi olanlarda süt alerjisi pek beklenmiyor. Ve et alerjisi olanlara da beyaz et, yani tavuk hindi etine karşı alerjik reaksiyon genelde görülmüyor. Ancak kırmızı et alerjisi olanlarda sığır eti yanında domuz eti ne karşı alerjik reaksiyon gelişebilir. Kuzu etine de alerjik reaksiyon oluşabilir çapraz reaksiyondan dolayı. Bunun dışında jelatine karşı da bir çapraz reaksiyon olabilir. Özellikle kene ısırmasına bağlı bir kırmızı et alerjiniz varsa jelatine karşı da alerji gelişebilir ve bu sebepten dolayı da aşıların içinde de bulunur jelatin. Bu aşılara karşı reaksiyon olabiliyor. Bazen vajinal kapsüllerin içinde olabiliyor. Ondan dolayı problem olabiliyor ve kolon kanseri tedavisinde kullanılan bir ilaca karşı da alerjik reaksiyon gelişebilmektedir. Kırmızı et alerjisinin teşhisini nasıl koyacağız? Teşhis için öncelikle bir kırmızı et alerjisinin belirtileri var mı ona bakalım. Yani et alımından sonra vücutta kaşıntı, kızarıklık olmuş mu? Bunun dışında bir alerjik nezle belirtileri, astım belirtileri olmuş mu? Tansiyonda düşme olmuş mu? Bir bayılma olmuş mu? Ve et alımından ne kadar zaman sonra olmuş? Bazen de bunlar bir egzersizle tetiklenebilir. Alkolle beraber alındığı zaman daha fazla olabilir. Ondan dolayı bu alkol alımı veya bir ağrı kesici, ateş düşürücü alınmış mı? Çünkü bunlar da tetikleyebilmektedir. Ve et alımından sonra bir egzersiz olayı gerçekleşmiş mi? Bunlar da önemlidir. Bunlar değerlendirilir. Eğer et alerjisinin belirtileri varsa ne yapmamız gerekiyor? Öncelikle deri testi yapılıyor. Bir dana etine karşı alerji var mı? Bunlar değerlendirilebiliyor. Bunun dışında süt alerjenleri bakımından bu dana etinde bulunan süt alerjenlerine karşı bir hassasiyet var mı yok mu diye değerlendirilebilir. Bunun için
kan testinde moleküler alerji testi, özellikle Medix Smart moleküler alerji testi bu süt alerjenleri içindeki proteinlere karşı hassasiyet olup olmadığını değerlendirilebilir. Bunun dışında alfa gale karşı immünoglobulin oluşumu var mı, hassasiyet var mı yok mu diye değerlendirilebilir. Bu da kanda bakılarak yapılmaktadır. Bunun dışında jelatine karşı hassasiyet var mı yok mu, buna yönelik de testler yapılabilir. Testin sonuçları ve klinik belirtilerle birlikte değerlendirilmesi gerekiyor. Özellikle teşhis konulmasında tabii ki alerji uzmanlarının teşhis koyması çok daha önemlidir. Çünkü alerji uzmanları özellikle alerjik hastalıklar konusunda eğitim alan uzmanlardır. Kırmızı et alerjisinin tedavisi nasıl yapılır? Özellikle tabii kırmızı etten kaçınmak gerekiyor. Kırmızı et alerjisi eğer çok ciddi değilse, hafifse iyi pişmesini öneriyoruz. İyi pişirilmek kırmızı et alerjilerin çoğunu aslında yok ediyor veya azaltıyor en azından. Kırmızı eti yememesi yanında kırmızı et içeren gıdaların da tüketilmemesinde fayda vardır. Bu sebepten dolayı kırmızı etten kaçınma tedavinin ana unsurunu oluşturmaktadır. Bir diğer tedavi yöntemi de özellikle bu acil müdahale gerektirmesi için yanınızda özellikle adrenalin oto enjektörü bulundurmanızda fayda var. Bazen ciddi reaksiyon olunca hemen kendi kendinize enjeksiyon tedavisi yapmanız gerekiyor. Bunun için adrenalin oto enjektörü bulundurmanız faydalı olur. Eğer vücudunuzda kurdeşen gelişmişse, alerjik reaksiyon gelişmişse buna yönelik ilaç tedavisi yapmak gerekiyor. Eğer gizli alerji yani bir enterokolik gelişmişse falan sıvı kaybetmişseniz serum takılması gerekiyor. Bu gibi özellikle bir de yemek borusunda alerji gelişmişse de buna yönelik tedavi yöntemleri bazen de ciddi olanlarda bazen ameliyat bile gerekebilmektedir nadiren. Netice olarak tedavi tabii kırmızı et alerjisinin ciddiyetine bağlı ve nasıl geliştiğine bağlı tedavi yöntemi de değişebilmektedir. Kırmızı et alerjisi düzelir mi? Evet, genelde düzeliyor. Yaşın ilerlemesiyle birlikte genelde düzeliyor. Özellikle çocuklarda süt alerjisine bağlı dana et alerjisi varsa genelde çoğu düzeliyor. Ve süt alerjisi olanlarda dana etine karşı hassasiyet olması illaki alerjik olacağına anlamına gelmiyor. Bazen süt alerjisine bağlı içindeki proteinler bu kırmızı ette de olduğu için reaksiyon olabiliyor ama hassasiyet olabiliyor ama bunu iyi pişirerek tüketirseniz bir alerjik reaksiyon gelişmeden bu tüketilebiliyor. Bu sebepten dolayı illaki hassasiyet olması sizin alerji olacağı anlamına gelmez. Kırmızı et alerjisini şöyle bir özetleyecek olursak, kırmızı et alerjisi et alerjileri içindeki proteinlere ve kene ısırması sonrası gelişen alfa gal alerjenine karşı hassasiyet olanlarda alfa gal alerjenine bağlı reaksiyondan dolayı, kedi alerjisine bağlı çapraz reaksiyondan domuz etine karşı alerjisi olanlarda özellikle kırmızı et alerjisi görülebilir ve egzaması olanlarda, besin alerjisi olanlarda bu kırmızı et alerjisi daha sıklıkla ortaya çıkmaktadır. En sık görülen kırmızı et alerjisi sivri etine karşı olmaktadır. Bunun dışında bunun şeylerine bakarsak, risk faktörlerine bakarsak tabii egzama ve besin alerjisi olanlarda daha sık oluyor ve klinik belirtilerde vücutta kaşıntı, kızarma, bazen alerjik nezle, astım gibi belirtilerle kendini gösterebiliyor. Tansiyonda düşme ve bayılma şeklinde alerjik şok gibi belirtilerle karşımıza çıkabiliyor. Tedavisinde kırmızı et alerjisinden kaçınmak için etler, kırmızı et içeren gıdaları ve kırmızı etten kaçınmak gerekiyor. Ve iyi pişirerek, iyi pişmiş olmasına dikkat etmek gerekiyor. Ve yanımızda adrenalin oto enjektörü bulundurmakta fayda var. Zamanla bunun düzeleceği de aklımızda kalmasında fayda var.